kurtuluş? Sen bir ya şey diyorsun. Adli tıpta öyle bir noktaya geldik. Aslında en fazla umut bağladığımız noktada çok fazla beklenti içine girmediğimiz bir noktaya geldik. Bu cinayette de öyle. En büyük delil itirafa dönüştü şu an. Yani bir maddi bilgi mi çözecek bunu, delil mi çözecek yoksa bir itiraf mı çözecek? Bunu böyle kafaları rahatlatması açısından bir itiraf çözecek gibi. Fakat çok güçlü deliller var ve bu deliller amcayı gösteriyor. İşbirlikçileri şu olabilir, bu olabilir, 3 kişi olabilir, 4 kişi olabilir. Bu değişmez. Bu bazı istasyonları kayıtları, bu yalan ifadeler, bu organize, evet, bu soruşturmayı saptırmaya dönük ailenin çabaları da bu şeyi doğruluyor. Son görülme tarihi de evin önündeki, evet, ağır. Ama yine de kafaları netleştirmesi açısından bir itiraf somut delil gibi i̇tiraf olacak. İtiraf bekleniyor değil mi? Para hareketlerinde bir şey var mı Abdurrahman? Yok. Yani bir 200 Nevzat bin, Bahtiyar'a, 300 bin o ona vermiş, yok, almış. Nevzat Bahtiyar zaten herhangi bir para almadım. Hasat, mısır hasadından sonra bana vereceğini söyledi dedi. Tabii savcılık MASAK üzerinden, Bankalar Birliği üzerinden yapılan araştırmada böyle bir paranın transfer edildiği bilgisi yok. Peki hocam bu böcek şeysi nedir? Yani ceset çürümeye başladığında belli bir günde bir cins böcekler geliyor, öbür günde bir cinsleri geliyor, daha bir gün başka cinsleri mi geliyor, böyle mi geliyor? Aynen, cesetlere, ceset böceği diyelim o zaman, adli entomoloji denen şeye, larvalar, kurtlar, artı kelebek haline geliyorlar falan, bunlar intikal ediyor ve belli bir gelişim süreci var, o bakılıyor. O zaman şunu anlayabiliriz. Suyun altında olsa narin komple böcek beklemeyiz. Çünkü suyun altında öyle böcek gelişmesi mümkün olmuyor, değil. Olmuyor. Başka böcekler demek gelişiyor. Demek ki cesedin bir kısmı yüzeyde, o kısmı çürümüş ve böceklenmiş. O zaman olay yerini inceleyip de cesedi morga getirdiklerinde o böcek örnekleri alınmış, onlar yollanmış. Bu arada cesedin nasıl bulunduğunu biraz ilerleyen saatlerde anlatacağım. Niye zaten biraz ilerleyen şimdi saatlerde? Anlat, şimdi anlat. Şimdi yani 12'ye kadar vaktimiz peki, var. Şimdi de daha epey vaktimiz var. Hadi gel anlat. Anlasın. Tahtada mı anlatacağım, burada mı anlatacağım? Gel beraber anlat. Hadi beraber anlatalım. Burayı. Zaten olay, evet, yeri ha, burası. Tamam. Evet. Tamam. Kamera bir dakika. Merakla dinliyor. Yani geçen bölümde biliyorsunuz hep ağırlıklı fikir şuydu. Ya Nevzat mı şey yaptı, yer gösterdi diye. Nevzat'ın gösterdiği sanılıyordu. Değil, ağacın öyle dibini gösteren. O ağacın dibinde su akan görüntü var ya. Onu... Tamam. Ama kamera ağacın dibini... Vardı yani bir tane. Hah, bu şurada, işte. Evet. Aynen. Biraz daha genişi var. Neyse. Vardı. Gelecek şimdi o genişine şimdi, herhalde. Şimdi burası... önce bu bölge, bu nehir yatağı, yani cesedin bulunduğu, cenazenin bulunduğu, küçük narinin, cansız bedenin bulunduğu yer... Daha önceden ilk bu dere AFAD tarafından, İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD tarafından incelenmiş, taranmış. Doğru mu nasıl? Doğru. Aranıyor ve evet, bir bulguya... Burası değil mi? Tam burası, evet, bulunan, evet, yer. Ve bir bulguya rastlanılmıyor. Daha sonra Diyarbakır Jandarma, İl Jandarma Komutanlığı, Valiliğin, yerel unsurların ekibi başka bir gün yine aynı dereyi ikinci kez arıyor, bulamıyor. Ta ki üçüncü aramada jandarma özel asayiş ekibi, JÖAK komutanlığı, yani özel asayiş komutanlığı ekiplerine bağlı JAK timi. Hı. Doğru mu Nazif? Jandarma arama kurtarma. Arama kurtarma. Ankara'dan gelen bir özel ekip sabah 08:45'te buluyor. Nasıl buluyor? Elinizdeki şeyi alayım. Hani jandarmanın böyle kol halinde, üçlü, beşli kol halinde... Sıra sıra gidiyorlar böyle, böyle bastıra bastıra. Bastıra bastıra. Onu bastırdığı zaman, yukarı çektiği zaman herhangi bir takılmada, bir şeyde veya bir cesede dokunduğu zaman onun eğitimi var. Onun görüntüsü vardı. Böyle bir gölet gibi bir yerde böyle... Ne oluyormuş? O cesete takılıyor muymuş o topu? Çuvala takılıyor. Şimdi bu şekilde yaparken bir asker... oraya işte Allah bulduracak ya, o şu gördüğünüz yerin, bakın şuranın dibine girerek böyle bayağı da eğilerek bir şekilde ya burasını belki olabilirdi, biraz şüpheleniyor. Şu şeyi batırıyor,
elindeki o demiri batırıyor. Şişleme diyorlar bunlar. Şişleme yaparak gidiyorlar. Kanca gibi bir şey var herhalde. Girdi mi çıkması daha mı zor oluyor? Evet, giriyor. Eğer bir şey olursa onlar biliyor. Bunun eğitimini almışlar. Bakıyor bir şey takılıyor. Takılınca Allah'tan o oyun dibinde, şuradaki oyun dibinde önce mezar yeri yapılıyor. Taş ustası bu arada Nevzat Bahtiyar. O taşlardan bir oyuk yapıyor. Dere kenarındaki bu taşlardan yatağın. Yani bir dakika, şimdi bir araya giriyorum. Bunu hakikaten arayarak mı bulmuşlar? Arayarak. Diye söylemiş evet, mi? Arayarak. Bak, bu jandarmanın, çok müthiş bir şey bu ya. Evet. Cemil Bey, jandarmanın başarısı tamamen özverili çalışması sonucu. Üçüncü kez bakın aynı derede iki kez çalışma yapıyorlar. Olmadı. Üçüncü kez nasıl bulunduğunu ben anlatayım. Mesela sabah 08'de çuvalın içinde cenazeyi buldular. Oradan Nevzat'a nasıl ulaşıyorlar? Bu da ilginç. Buradaki 8 Eylül müydü? 8 Eylül. Sabah 08. Şuradan. 45'te. Şurayı anlatalım mı? Şimdi buraya giriyor. Sen ya nasıl bu? Yani benim hakikaten aklım almıyor. Girme, koca derenin buraya, bütün kenarına her yere girmiş bu jandarma. Evet, buraya girmen için buraya kadar, boyunuza kadar suyun içine gömülerek girmeniz lazım. Yani Allah, bulduran Allah yardım ediyor o askere ve bu araya, bakın araya girdiği zaman bir insan görülmez. Yani bir çocuk bile oraya zor girer. Orada o çuvalı bulunca... Bütün o zaman bu gördüğümüz bütün buraları böyle hepsini aradılar. O sopayı soka çıkarta şey mi yapmışlar? Evet, aynen, evet, o metal çubuklarla sonra... Profesyonel zaten. Jack timleri. Önce çuval gibi bir şey takılınca şüpheleniyor. Ama batırdığı yer aslında, Nazif de duydu, hepsi taştan böyle üstü komple. Batırdığı arada, yer o taşların arasından aşağı iniyor. Bu arada Ankara'dan gelen özel jack ekibi. Ankara'dan gelen özel jack ekibiymiş. Bakın taşlarla şöyle ortadan burayı gösterirse yönetmenimiz. Burası bir mezar yeri. Ağacın oyuğu yani şeyle, karayla nehrin birleştiği oyuğun içinde bir mezar yeri yapılıyor. Oraya yerleştiriyor, sonra taşlarla koyuyor. Jandarma görevlisi, uzman burayı batırırken... Bak geliyor şimdi, evet. Gelecek. Evet. Bir dakika, nerede? Cemil Bey. Şurası bu, işte. Burası. Cemil Bey, görüntü var. Eğer rejiden rica edersek şişleme geliyor yöntemiyle... Bak, geldi. Şunlar geldi. Tam işte bu çubukla, bakın batırıyor. Ucu nasıl acaba o çubukları, evet. Merak ettim. Onlar birazcık biliyor. Şöyle... Ucu da gözüküyor, ha. Bakın, ha. Şimdi ucu da gözüküyor. Şimdi bu şişlemelerle girerken batırıyor. Normalde taşa değse böyle bulamayacak. İşte böyle bulunmuş. Taşların, böyle aynı böyle bulunmuş. Şansa bulunmuş yani. Taşların arasından içeri giriyor. Şu metal boru içeri girince orada çuvala takılıyor ve yukarı çekerken takılınca bir şey olduğunu peki, fark ediyor. Peki o zaman bu Nevzat itirafçı falan değil yani. Yakalanmış. Tabii ki. Sonra bakın bu bakın arkasında ne yazıyor, bir saniye var. Bakın arkasında ne yazıyor? Jack. Kırmızı tişörtün arkasında Jack yazıyor. Evet. Jandarma arama kurtarma timleri. Sonra o taşlar, burada bir şey var komutanım Jack, diyor. Hemen oraya doğru yoğunlaşıyorlar ve o taşlar kaldırılarak orada çuvalı bulunuyor ve çıkarıyorlar. Ondan sonra da zaten Nazif sen anlat. Peki hocamıza bir ben soralım. Ben bir soru soracağım. Peki. Peki madem ceset kurtlanmış, adli entomoloji çalışıyor, o zaman ceset arama köpekleri o kokuyu niye almamış? Alamıyor çünkü suyun altında akışı. Kalmış. Su devamlı gidiyor. Bir de yüksek debisi var. Yüksek debi kapatıyor. Kurtlanması için bir kısmın yüzeyde olması lazım. O zaman ben onu hocam, bilmiyorum. Üstüne, tamamen üstüne taşların 30 arasında. Kilo, 30 kilo. Taşın ağırlığı 30 kilo. O zaman o da adli tıptan. Ceset bizde kurtlandığına ilişkin bir bilgi yok. Kurtlanmaz. Bakın üstündeyse de kokusu gelir. Onu ceset şimdi köpeklerine sıralamaz. Komutanım diyorum hocam. Bizde kurtlandığına ilişkin ne Nazif'te ne bende var. Bu ama sürekli söylüyor. Her gün muhabirlere o bilgiyi veriyor. Çürümeyle kurtlanma aynı şeyler mi? Yok. Değil şimdi işte. Çürüme başka tamam, bir şey, zaten evet. Kurtlanma başka çürüme, bir şey. Suyun çürüme. Altında kurtlanmaz çünkü kurt yaşayamaz orada. Yani onu bilmiyorum. Üstünde hocam ceset bozulmaya evet. Başlamış. Bizdeki bilgi bozulmuş. Bu kurtlandığını kurtlanma bilmiyoruz. Ama kurt anlatıyorlar sürekli. Şimdi, kim an? Biz demin biz muhabir anlattı işte Zahit Bey anlattı. Demin adli tıptaki şey. Şimdi biz anlatmıyoruz. Kopma var.
kopmada, çürümeden kaynaklanan sol bacağı diz kapağından itibaren. Hasan Zahit Ezin şimdi anlattı şimdi tekrar ya. Sorarız hocam, bizim muhabirimiz. Hani sorarız. Bu bilginin teyidini de alırız. Kurtlanmaya evet, öğrenelim. Da değiliz. Belki biz arkadaşımız. Belki çünkü her seferinde o bilgiyi veriyor. Peki bir dakika, suyun içinde de ayrı bir böcek yok mu? Suyun yok. Ha? Suyun içinde böcek nasıl yaşasın? Suyun içinde ne kadar da çürüdüğü anlaşılmıyor mu hiçbir zaman? Suyun içinde çürümeyi her zaman anlarız da adli entomolojiden yararlanamayız. Ama ne kadar zamanda çürüdüğü anlaşılır değil mi? O ne zaman kadar ama hocam suyun içinde kokma diyorsunuz. Suyun içinde nasıl olsun üstünde. O? Üstünde. Hayır, üstünde değil, ceset altında. O zaman kurt nerede? Bakın, yani o kurt ceset, bilmiyorum arkadaş. Ceset, belki o kurt, onu bir soralım Mehmet'e. Soracağız onu. Ceset mezarın içinde vurduğu zaman taşların arasından, o büyük kayalıkların arasından aşağı iniyor. Bir kendine bir boşluk buluyor. Bu sopaların bir özelliği var mı hocam? Şöyle, zemini deşiyorlar. Çünkü normalde ne bekleriz? Ya toprak bekleriz ya kaya bekleriz. Yumuşak bir şeye gelince hemen fark ediyorlar bu ne diye. Evet. Yöneliyorlar ve çıkarıyorlar. Bir de orada bir jandarma tutanağı olması lazım. Hani buna ulaştık, çıkardık, şu vardı, 5 taş vardı, 10 kiloydu falan. Bu tutanağı şöyle ifadelerden, lazım. Bir sorgu ifadelerinden... Oraya sorularda taş, kaç tane taş koydun, ne kadar ağırlıydı, oradan analiz etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada aslında gördüğünüz gibi, bak şu görüntüyü gelin. Ama zaten iyice giriyorlar o köşelere, derinlere yani. İyi giriyorlar. Evet. Bakın biraz önce boyuna kadar girmişti jandarma görevlisi. Yani oraya kadar, o seviyeye kadar inip ve görüyor musunuz? Bu şekilde giriyor aslında. Bu şekilde giriyor. Biraz önceki görüntü gibi. Yani tamamen jandarmanın fedakarca başarısı. Doğru mu? Fedakarca özverili çalışması sonucu cenaze bulunuyor. Cenaze bulunmasaydı Nevzat'a da ulaşamayacak. Bulunmasaydı Nevzat'a ulaşılamazdı. Evet, Nevzat'ın amcayla birlikte. Ya plan çalışacaktı cenazeyi bulamasalardı. Plan çalışıyor olacaktı. Tıkır tıkır işleyecek tabii. Yani kayıp. Şimdi Cemil Bey buldular. Cenazeyi buldular. Zaten ihbarlar da geliyordu değil mi Nazif? Yaşıyor, evet. Şurada, bir şunu bir burada. Anlatayım. Cenazeyi buldular. Cenazenin bulunduğu yere, oraya ne yaptılar? 21 Ağustos'a döndüler. 21 Ağustos'ta cenazenin bulunduğu yol güzergahından hangi araçlar geçti? Ve o güzergaha yakın bir yerde araba park etti mi? O güzergaha yakın bir yerden insan geçti mi? Tekerlek izlerine mi bakıyorlar? Yani, çünkü birisi getirdi onu oraya. Sırtında mı getirdi? At üstünde mi getirdi? Arabayla mı getirdi? Diye ararken yakında bir jet üstü var. Çünkü bu köy Diyarbakır merkeze 4 kilometre yakında. 8. ana jet üstünün kamerasından araba gözüküyor. Narenin bulunduğu yerin yakınında kırmızı bir araç tespit edildi. Böyle uzaktan gözüküyor araç. Derenin kenarında. Derenin tam kenarında. Tam o ağacın orada. Bir ağacın, o ağacın altına park ediyor. Bir kişi iniyor. Zaten şüpheli de diyor ki, narini diyor koltuğumun altına aldım diyor. Çuvalı diyor koltuğumun altına aldım, derenin kenarına indim diyor. Tam orada 45-50 dakika kalıyor. 45-50 dakika tam bu cenazeyi saklamak için uğraşıyor. Daha sonra olay yerinden ayrılıyor. Evet. Sonra jandarmanın gündemine ne giriyor? Kırmızı araba. Köyde önce arıyorlar. Bu kırmızı araba kimin? Hemen gidiyorlar Nevzat Bahtiyar'a. Buluyorlar onun aracı olduğunu. Kapıyı Nevzat Bahtiyar'ın tıklatıp içeri girdikten anlıyor, sonra Nevzat zaten çözülüyor. Diyor ki Nevzat ifadesinde, ben diyor artık her şeyin bittiğini anladım benim diyor. Benim şimdi ama bütün algım değişti olayla ilgili. Çünkü ben düşünüyordum ki Nevzat geldi itiraf, yani çünkü değil, bir de itirafçı değil, deniyor. Yok. Yani itirafçı değil. Ne itiraf etmiş bu? Çözülmüş. Basılmış. Başka bir şey yok. Yakalanmış, yakalanmış. Ha, arabası tespit edilmiş. Yani anlattıklarımız tam bir, bakın o kadar net ki birebir net tabii, bilgilerle aktarıyoruz. Yani bu hiçbir tamamen burada polisiye bir başarı diyeceğim de değil, jandarmanın bir başarısı bu yani. Hocam zor değil mi böyle bir şey, böyle bir alanda hakikaten? Ama şimdi bütün Türkiye takip ediyor. Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı işe müdahale etmiş. Şimdi artık Türkiye'deki kapasite neyse oraya aktarılmış ve bulmuşlar. Tebrik ediyorum. Artı Kırşehir'de bir arkadaşı da bulup bu işlere de katmışlar. Emin olun o verileri getirecek de başka bir emniyette çok kıymetli birisi vardır. Onunla da veriler de gelir. Yani adli bilişim denen o yazışmalar falan da getirilir. Ona çalışıyordur zaten jandarma kriminal Ankara'da. Şu anda aynen hocam bu dediğiniz
Çok önemli raporlar bekliyoruz, bilgi notları. Onlar geldikten sonra... Hadi bu yayında sonra, sürpriz olacaktı Abdurrahman, hala bekliyoruz. Ama işte onlar geldikten sonra tespitlerimiz var. Onlarla, delillerle tamam, örtüştürmeleri gerekiyor. Tamam. Şimdi bir Canan Barlas'a dönelim, bu bölümümüze bir yorumlasın. Evet, yani ne kadar derinleşirsek derinleşelim ve teknoloji ne kadar ilerlemiş olursa olsun, işte röntgen, kameralar, adli tıp araştırmaları falan, bir sonuca varmak demek ki daha henüz teknoloji o kadar da ilerlememiş. Yani bu kadar bulguya rağmen netleşemedi. Yani teknoloji yokken bile Agatha Christie'nin hikayeleri vardı. Oradan mükemmel cinayet olmaz diye. Emir Bey, bilgi, bilgi geldi. Kurtlanma söz konusu değil, sabunlaşma ve su içinde çürüme söz konusu. Evet. Bu bir o zaman üst düzey bir kaynağımız. Ceset böcekleri diye verdiği bilgi demek ki tamam, konuyla alakalı olarak değilim, verilmiyor. Ama be yani sabunlaşma genel bilgi olarak şey. Şimdi mükemmel cinayet olur mu? Evet. Bir adli tıpçı herhalde olmaz diyecek değil mi buna? Muhakkak olur ama yine de delil kalır. Yine de ama delil. İyi aranmazsa aydınlatılamaz. Ya da laboratuvarı çalışmazsa yoksa... Çok başarılı. Yani mesela Canan Hanım dedi ki ne kadar teknoloji gelişirse gelişsin hani aydınlatmak zor. Çünkü suç işleyenler de gelişiyor. Onlar da kendini sürekli geliştiriyor. Aynen. Evet. Köy halkı mesela, modifiye olmuş. Yani yine sanki. De her zaman böyle en büyük bir... delil itiraf oluyor. Yani Cemil Bey, delil, şimdi itiraf hocam en ne büyük dedi? Delili karşılıyor yani. Suçlular da dedi kendini geliştiriyor. Şimdi iddia şu, köyde köy meclisi bu aile meclisi miydi neydi? Aile meclisi. Aile meclisi toplanıyor bu olaydan sonra düzenli olarak. Nasıl hareket edeceklerini, neler söyleyeceklerini, nasıl ifade vereceklerini konuşuyorlar. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Telefonları odaya sokmuyorlar. Telefonları o da dışarıda bırakıyorlar. Kırşehirli arkadaş bulur onu. Şey bu arada Amerika'dan haber var. West Palm Beach Golf Kulübü'nde Trump içerideyken ateş edilmiş. Evet. Ondan sonra... Kaleşnikov silah bulunmuş. Yani oo, Amerika'da Kaleşnikov. Şu anda Amerika'da bu olayı konuşuyor. Bakalım onlar da yalnız bir kurt mu yoksa yalnız bir koyun mu kuzu mu? Onu böyle neyse, sanki Ruslar tarafından Rus yapımı ya Kaleşnikov. Başka evet, bir yöne çekme şeyi olabilir. Evet, Kaleşnikov'la aynen Rusların üstüne yıkma şeysi var. Şimdi bir de Ankara'ya gidelim Halit Turan'a. Var mı hiçbir bilgi akışı? Tabii gecenin bu saatinde pek olmaz ama belli de olmaz. Bütün Türkiye'nin gözünün üstünde olduğu bir olay olduğu için belki gelmiştir bir bilgi. Yok, şu an için yok Cemil Bey. Yarın adliye sevk edilecek o üç kişi de sorguları sürüyor. Yani onların sorgularından Hediye Güran'ın özellikle ben yeni abi, gelişmeler Hediye çıkacağını Güran, düşünüyorum. Hediye Güran İstersen neden önemli? Değil. Bilgi verebilir misin? Çünkü Salim'in ifadesinde özellikle sorulan... İki soru var. Anlamadım. Hediye neden önemli? Bu Nazif, soruşturmadaki Nazif soruyor, özelliği Hediye nedir? Niye önemli diye soruyor Nazif. Evet. Evet, şimdi Hediye neden önemli? Hediye'nin eşi Fuat Güran bu soruşturmada tutuklandı. Fuat Güran 3 Temmuz'dan itibaren Van'da. Hatta Salim de bunun otomobilini kullanıyor köyde. Yani Nari'nin DNA'sı çıkan otomobil de Fuat'ın. Hediye de Fuat'ın eşi. Şimdi Hediye 3 Temmuz'dan bu yana köyde yalnız. Önce Salim'e bu soruluyor. Arabasını kullandığı için. Daha sonra da sen diyorlar 26 Temmuz'da Hediye'yi saat 13.22'de neden aradın diyorlar. Burada Salim diyor ki ben aramadım, çocuklarım aramıştır, ben yengelerimi hiç aramam ve görüşmem diyorlar. Şimdi burada annenin Yüksel Güran'ın, Nari'nin annenin ifadesinde ise sürekli Nari'nin kaybolduğu gün Hediye'nin kendi evlerine gelip gittiğini anlatıyor anne. Ben uyuyordum, olay gününde ben uyuyordum, çocuğum kaybol, yani çocuğum camiye gittikten sonra, kursa gittikten sonra çocuklarım da yatıyordu. Bir ara kalktım. Oğlum Muhammed bana dedi ki yenge Hediye elbiselerimizi getirdi. Ben de ona neden beni uyandırmadın? O da yenge beni bırakmadı dedi. Sonra ben uyandıktan sonra Hediye tekrar geldi. İlk geldiğinde dinamonun şartelini açıp ikinci gelişinde şarteli kapatmıştı. Hediye ikinci gelişinde de Enes uyuyordu. Yani
Şimdi bu hediyenin ayrıca bu şaltel dediği, dinamonun şalteli dediği yerde Salim ile hediyenin dinamosunun aynı yerdeydi şartelleri diyor. Şimdi aslında bu hediyenin gözaltına alınması burada hediye ile Salim'in bir görüşme mi yaptığı, burada karşılaştığı mı? Yani annenin neredeyse yarım sayfa bu hediye ile evine gelip gitmesiyle ilgili ifadeler var. Bunu şüpheli çeken de soruşturma birimlerinin bu kadını neden şüpheli bulduğu ise 26 Temmuz'da yapılan araması ve eşinin 3 Temmuz'dan bu yana köyde bulunmaması. Evet. Evet. Sen bir şey söylüyordun. Anladığım kadarıyla bütün olaylar burada Nari'nin evine çıkarken evinin önündeki o avlu, ahır denilen bölge. Bütün Android ve diğer telefonlarla ilgili baz kayıtları da orayı gösteriyor. Hediyenin de sanırım orada bulunduğuna ilişkin yine telefon HTS kayıtları. Evet. Şimdi süremiz bitiyor. Sen bir bölümü toparla istiyorsan. Reklama gideceğiz çünkü. Evet, herhalde reklamdan sonra da bu konuya devam edeceğiz. Evet. Ama kalan bölümü nedir diyorsun? Kalan bölümde işte katili arayacağız. Tabii bir yanda da Amerika'da da evet. Şüpheli yakalanmış. Kimliği belirlenmeye çalışılıyor. Yani Trump'ı öldürmeden bu seçime sokacak. Bırakmayacaklar gibi ya duruyor. Çekildirecekler. Evet. Trump'ın yanında adam var biliyorsun. Ne var? Trump'ın yanında Bezos mu var? Jeff Bezos. Nedir? Ha, evet. Öbürkü neydi? Multimilyarder. Evet. Destekliyormuş yani. Ha, Trump'a Elon Musk'ı destekliyor. Evet, Musk destekliyor. Musk destekliyor. Evet. Bugün açıklamışlar yani beraber olduğunu. Ya seçime kadar öldürecekler ya da öldürür gibi yapıp kazanması için kullanacaklar. Evet. Sayın seyirciler, şimdi hakikaten Türkiye bu narin cinayetine kilitlendi ama dünyada da bir gündem var. Dünyada Amerikan seçimine bakıyor. Bir anda İngiltere'de de benzer bir gündem var. Gene bir çocuk istismarından bahsediliyor. Ama biz şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Belki 3. saatte katili bulacağız.